26 Nisan 2 Mayıs. Nasılsınız yengeç burçları? Umarım iyisinizdir. Yükselen ve ay burcunuzu takipte kalın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum değerli yengeç burçlarım. Şöyle diyeceğim. Evde yorgun bir enerji var. Herkes böyle bir ölü gibi. Uyumak istiyorsunuz. Konuşmak istemiyorsunuz. Yani elime ne yatsam tutmuyor. Her şey yarım kalıyor dediğiniz bir enerji yaşıyor olabilirsiniz bu hafta. Sanki içimizdeki enerji çekilmiş. Sanki her şey böyle bir ters gidiyormuş gibi. Aslında enerjinizde bir değişim yok. Havanın verdiği bir etki. Evinizde herhangi kötü bir enerji yok. Sadece çok yorgunsunuz ve maddi olarak çok büyük zorluklar ve endişeler yaşadığınız için her şey üst üste biriktiği için ruhunuz çekilmiş gibi hissediyorsunuz. Bir sirkeli suyla abdest alın. Vaktiniz varsa da iki rekat şükür namazı kılın. Üzerinizdeki negatiflik gitsin. Evet, büyük iş anlaşması. Beklediğiniz yerden çok olumlu bir haber gelecek ve bu kapıda gayet rütbeli, konumlu ve istediğiniz şekilde işe başlayacaksınız. Uzun süredir aynı noktadaysanız da güzel bir değişim ve yöneticiniz sizin farkına varacak ve hak ettiğiniz koltuk değişimi gerçekleşecek değerli yengeç burçları. Kendi işinizi yapıyorsanız ve işinizle alakalı uzun süredir parayla ilgili kaygılarınız varsa bunu buraya koydum, bu buraya krediler üst üste ufak bir kredi ve sistemle her şeyi tek bir toparlayacaksınız ve yerinizi değiştirmek, daha farklı bir alana taşınmak isteyen, kendi işini yapan yengeçlerde evet istediğiniz noktayı da bulacaksınız. Mayıs bitmeden istediğiniz yere de geçeceksiniz. Yani sadece çok sıkışmış olduğunuz nakit probleminiz var, her şey üst üste birikti, tahammül gücünüz kalmadı ve onu toparla, bunu toparla, yani orayı toparla orası açık kalıyor, burayı toparla orası açık kalıyor. Artık dengen çok fazla yıprandı, hak veriyorum, ama bu Mayıs ayı artık senin gerçekten derin nefes alıp derin derin her şeyi toparlama noktan söz konusu olacak. Devlette çalışıyorsanız belediye, maliye ya da kurumsal devlet içerisi, hem kurumsal hem devlette çalışıyorsanız bulunduğunuz alanlarda bazı problemler, yöneticilerle alakalı yaşanacak değişimler sizi biraz zorlayabilir, ama daha sonrasında çok daha rahat edeceğiniz, daha kendinizi güvende hissedeceğiniz alanlarda olacaksınız. Çünkü şu an bulunduğunuz noktada kendinizi güvende hissetmiyorsunuz. Her an bir değişim olup işimden olacak korkusu yaşıyorsunuz değerli yengeç burçları. Yani kamu ve devlet alanında çalışan kurumsal ve devlete bağlı olan noktalarda kişilerde yönetim ve sistemde büyük değişimler, siz de yerinizi rahat erdireceksiniz. Özellikle kafe, restoran yanında farklı alanda işler yapan yengeç burçlarında ve çok tedirginsiniz, hiçbir şey ilerlemiyor, ama Mayıs'ın 21'i itibariyle restoran, kafe işi yapan yengeçlerde de ciddi değişim ve parasal anlamda daha büyük bir rahatlığa doğru adım atacaksınız. Korkmanıza gerek yok diyorum değerli yengeç burçlarım. Özellikle turizm sektöründe çalışan ya da rehber alanında bağlantı kuran yengeç burçlarına şöyle demişim: çok başarılı ve hareketli ve iyi kazanç sağlayacağınız bir hafta, hiç korkmanıza gerek yok. Güzel şeyler sizin için başlıyor demişim. Devlete girmek ya da büyük bir kurumsal şirketten haber bekliyorsanız Mayıs 13-10 arasında bu haber gelecek ve istediğiniz kapıya geçiş sağlayacaksınız. Bununla ilgili problemimiz yok. Evet, evi taşımak, evi değiştirmek, evi satmak niyeti. Yani eviniz sizi mutlu etmiyor ve alanı değiştirmek istiyorsunuz. Evet, olabilir. Ev size küçük geliyor. Enerjisini de sevmiyorsunuz. Değiştirmek hayırlı olacak, ama yani durup durup dururken evin güzel bir noktada ama arka tarafını sanki sevmiyormuş gibisin. Yani evin ön tarafını seviyorsun da arka tarafı seni rahatsız ediyor gibi. Evet, daha geniş, daha ferah, daha güzel bir noktaya geçişin olsa olacak. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Değerli yengeç burçları, özellikle ailenizle alakalı miras ya da çözülmesi gereken, hani mahkemeye oluşmamış ama sözlü çözülmesi gereken olaylar var. Evet, herkes hak ettiği sözü alacak, ama daha bunun için vakit var. Siz gereksiz acele ediyorsunuz. Yasa olarak da, Allah katında da aileniz size yerleri belirlemiş. Siz acele etmeyin. Herkes hakkına düşeni alacak diyorum. Özellikle ortaklı iş yapanlarda güzel kazançlar elde edeceksiniz. Uzun süredir satmaya çalıştığınız araç ya da araba varsa Mayıs'ın 11, 14, 17'si arasında satılma gözüküyor. Hatta yerine yenisini alma kararı içerisinde olacaksınız. Hayır, uzun süredir işsizseniz ve gerçekten neresi olursa çalışırım diyorsanız size güzel fırsatlar var. Değerlendirdiğiniz takdirde hayırlı iş kapınız ve olumlu bir kapı size çok büyük kazanç sağlayacak. Başlayın, sonra kademe kademe değişiklikler yaşayacaksınız. Bazı yengeç burçlarında dil eğitimi, dilinizi geliştirmek, ne bileyim,
dille alakalı tüm eksik yönlerimizi tamamlamak istiyorsunuz. Evet, doğru bir nokta, doğru bir karar. Özellikle liseyi ya da ortaokulu dışarıdan bitirmek isteyen bazı yengeç burçları, evet lütfen yapın. Kendinize meslek edinmek istiyorsunuz ve uzun süredir evdesiniz, artık bu huzursuzluk yapıyor. Hem dışarıdan kurslarınızı hem de lisenizi bitirirseniz başarı söz konusu olacak. Yurt dışına yerleşmek ya da yurt dışında master yapmak isteyen yengeç burçları için de Ekim'e kadar hedeflediğiniz noktayı belirleyeceksiniz. Problem görmüyorum. Sağlık olarak göğüs, kulak, burun, boğaz ve nodüllerle alakalı sıkıntılarınız olabilir. Dikkat diyorum. Özellikle çocuklarınızla ilgili yurt dışı ya da pardon, üniversite ya da liseye hazırlanan çocuğunuz varsa sorun yok. Başaracak evladınız, hiç korkmanıza gerek yok. Hatta hiç beklenmedik puan alacak. O yüzden çocuğunuz doğru noktada, endişe etmenizi istemiyorum. Allah'a emanet olun. Bir de beklediğiniz biri varsa haber gelecek ama size başka bir kısmet var. Onu değerlendirin diyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın.